Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınları hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabında 4. bölümün 4. testinin çözümünü yapacağız. Üçgende kenar ortayla alakalı bir test ve öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. G ABC üçgenin ağırlık merkezi BG 2x-1 sonra GE uzunluğunu Y demiş GD'ye X demiş ve bu AG uzunluğunda 4Y-3 demiş. Gençler ağırlık merkezi ise 1'e 2 oran vardır. Yani buranın 2Y olması lazım normalde Y iken 2 -Y. Buranın da xgen 2x olması lazım. E burada 2 bilinmeyen 2 denklem mi geliyor karşımıza? Evet gençler. E burada yazalım isterseniz. 2x eşittir 4y eksi 3 bir tanesinde. 2y eşittir 2x eksi 1 bir tanesinde. Arkadaşlar isterseniz alt alta yazıp böyle yok etme metodu falan yapabilirsiniz. Ya da direkt 2x 4y eksi 3 eşit değil mi? Evet. Bunun yerine direkt 4y eksi 3 yazsak. O zaman ne geliyor? 2y eşittir 4y eksi 3 eksi 1'den. Buradan öbür taraf attın. Eksi 2 y eşittir. Eksi 4'ten y de buradan kaç geldi? 2 geldi. Evet y 2 ise herhangi bir denklemde y ye yerine 2 yazsam burada. Y ye yerine 2 yazdığı zaman 4 kere 2 8 eksi 3'ten 5 geldi. O zaman x de ne geliyor arkadaşlar? 5 bölü 2 geliyor. E o zaman x de 5 bölü 2 geldiyse yazacağız yerine ad. ad artı be isteniyor. Evet x neydi? 5 bölü 2 idi. Y neydi arkadaşlar? 2 idi. E, burası 2 iken burası kaç oldu zaman? 4 oldu. 5 bölü 2 iken burası da 5 oldu. Bizden AD artı BE toplamı isteniyor. 4 2 daha 6. 6 artı 5 artı 5 bölü 2 de kaç? 15 bölü 2. 6 artı 15 bölü 2 isteniyor. O da kaç yapıyor? 27 bölü 2 yapıyor arkadaşlar. O zaman cevabımız böylelikle akçay oldu. Geldik ikinci soruya. ABC bir üçgen, DEF bulundukları kenarların orta noktaları. DEF bulundukları kenarların orta noktaları ise şunların eşitlerini şöyle bir yazalım isterseniz. Hocam bu kenar ortay, bu da kenar ortay. Tam burası ağırlık merkezi oldu mu? Oldu. GK'yı, Gökçen kareyi 4 vermişler. Buna göre AG, GF, AK isteniyor bizden. Öncelikle arkadaşlar, burada ne var? Bazı arkadaşlar 3, 1, 2 der de ben onu çok fazla demiyorum. Bu ortadan çizgisi değil mi arkadaşlar? Evet, şunlar birbirine paralel mi? Aynen öyle. E paralelse o zaman şurada da bir ort tabanlık çıktı mı çıktı. K iken burası ne oluyor arkadaşlar? Şuradaki ort tabandan dolayı K iken burası 2K. Burası da 2K oldu mu? Oldu. E şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran 1'e 2. 1'e 2 olduğundan 4 ise burası kaç yaptı? 8. 8 iken 16 yapacak. O zaman buraya kaç kaldı? 12 kaldı diyebiliriz. Evet AG'ye bakıyoruz. AG uzunluğu 16 artı GF uzunluğu 8. Eksi Ali Kara uzunluğu da 12 isteniyor bizden. 16 24 eksi 12'den 12 çık çıkar cevabımız. O zaman cevap balık oldu ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Ee, G ağırlık merkeziymiş. Ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. E hocam hem yükseklik hem de kenar ortay. Bu nasıl bir üçgendir? İkiz kenar üçgendir. Bu arada üçgen burası nedir? 6'dır. Çünkü 1'e 2 oran olduğundan dolayı. Dolayısıyla burası kaç çıktı? 9. 9, 12 ne, üçgeni? 15. Burası da 15. ABC üçgenin çevresi isteniliyor bizden. 15, 15 ve 24'ün toplamı. Çevre 15 artı 15 artı 24. O zaman kaç çıkıyor? 54 çıkıyor arkadaşlar. Evet üçüncü soru Edremit oldu. Geldik dördüncü soruya. Arkadaşlar bir kenar ortay teoremi var burada. Kenar ortay teoremini nasıl yapacağız burada? İsterseniz bu kenar ortay teoremi aslında müfredattan kaldırıldı arkadaşlar. Yok ama bilinse iyi mi olur? Yani bilmediğiniz zaman da yine kendiniz çıkartabilirsiniz. Yine kosinüs teoreminden. Hocam Büyük üçgende kosinüs teoremi uygularsınız, kosinüs alfa'yı bulursunuz. Sonra küçük üçgende bir daha kosinüs teoreminde eee kosinüs alfa belli olduğundan x'e ulaşabilirsiniz. Ama e, müfredatta yok. E, ezberleyeyim mi? Ya, kenar ortayı bence bilmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi kosinüs teoreminden en kötü ihtimal oradan çıkartırsınız. Ama yine de şöyle bir şey var. Eee kosinüs te kosinüs teoremi olmadan da şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz? Formül 2 tane x'in karesi eşittir kolların kareleri toplamı. 4'ün karesi eksi artı 6'nın karesi eksi kolların tabanı kolların kareleri toplamı eksi e, tabanın karesi bölü 2 yani 8'in karesi bölü 2 şeklinde bulunuyor arkadaşlar. Tekrarlıyorum. 2 çarpı x'in karesi kolların kareleri toplamı eksi tabanın karesi bölü 2'den sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. E, buradaki formül formülden yapacağız arkadaşlar ama e, dediğim gibi hani açı teoremini bilin dedim ama kenar ortay teoremini bence bilmeyin. Neyse yine de soruda olmuş. Biz bunu yapalım. 2x kare eşittir. 16 artı 36 eksi. 32 mi yaptı? Evet. Buradan 2x kare ne geldi? Şu ikisini toplamı 52. 20 geldi. x kare buradan 10 geldi. x kare buradan 10 sa x de buradan ne geliyor o zaman? Kök 10 olarak geliyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. Geldik 5'e. Hocam ağırlık merkezi ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. E, hatta üçgen 1'e 2 oran var. Burası da nedir arkadaşlar? 6'dır. E 90'dan çizilen bir kenar ortay olduğu için muhteşem üçlü yok mu arkadaşlar burada? Var. 6, 3 daha 9 burası. Burası da 9, burası da 9. Toplamda burası kaç yaptı? 18 yaptı. Senden x kare artı y kare isteniyor. Bakın Pisagor bağıntısı var. x kare artı y kare direkt 18'in karesidir. O da kaçtır? 324'tür arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 324. Yani akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 6'ya. Hocam yine ağırlık merkezi demiş. K ne demiş? AK ile KD birbirine eşit demiş. Hmm. Hocam AK ile KD birbirine eşit. E arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Burası A iken buranın 2A olduğunu biliyoruz. Bakın dikkat. Burası A iken buranın 2A olduğunu biliyoruz. E, 3A bölü 2, 3A bölü 2 ile uğraşmamak için bence şöyle diyelim. Hocam şunlar birbirine eşitliği kullanacağız ya. Bak şimdi dikkat. Buraya bence 2A diyelim. Burası 4A olsun. E hocam tamamı 4. 2 daha 6A. O zaman buraları ne oldu arkadaşlar? 3A 3A oldu. 3A 3A oldu. Hatta e, tamam şuraya kadar 3 adı buraya da A kaldı. A dediğimiz kök 3 yaptı. Bu arada şu şu birbirine eşit ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hatta muhteşem şu de var burada. Burası kaç A? 6A ise burası da 6A burası da 6A toplamda burası 12A yaptı. Arkadaşlar A'yı kök 3 bulduysak burası 12 kök 3 mi yaptı? Aynen öyle. Şimdi bizden x isteniyor. Bir Pisagor bağıntısı çıktı arkadaşlar karşımıza. 12'ye 12, 12 kök 3 oldu burası. E bizden x isteniyor. Pisagor bağıntısı da 12 ve 12 kök 3'ün karesinden yapmayacağız tabii ki. Hocam bu 12 dediğimiz 12 çarpı 1. Bu 12 kök 3 dediğimiz 12 çarpı kök 3. O zaman x dediğimizde ne olacaktır arkadaşlar? Kare 12 çarpı kare küçüğünde kareleri toplamı mı? Hayır. Niye? Bu hipotenüs bu dik kenar olduğu için hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesi olacak. Yani kök 3'ün karesi eksi 1'in karesinden 1 geldi. Yani 12 kök diye buluruz cevabı arkadaşlar. Yani diğer türlü bu kısa yolumuzda uzunca bir uğraş gerekiyordu. Gerek var mıydı? Yoktu. 6. soru balık oldu. Geldik 7'ye. Paralellik verilmiş. Paralellik verilince arkadaşlar GD'yi de 4 vermişler. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Hocam direkt 1'e 3 oran var. Direkt cevabı 12 diyebilirsiniz. Ya da ispatıyla yapalım. Hocam şuradan çizip de yapabilirsiniz. Ee, şuradan çizip de yapabilirsiniz. Hatta şuradan çizip de ağırlık merkezini kullanacak şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz nerede yapalım? İsterseniz şuradan çizelim. Fark etmez. En kolayı bu arada B'den çizilen arkadaşlar ama ezbere gitmeyelim. Bu arada 2A iken burası nedir? A'dır. E, bu ağırlık merkezinden geçen nedir? Birbirine eşittir tabii ki. Şunlar kenar ortaydır yani. E hocam burada 2 bölü 3 oran var. 2 bölü 3 oran eşittir. 4 bölü A'dan dolayı A'yı kaç buluruz? 6 buluruz. A 6 ise hocam burası da A. Yani burası da 6. E o zaman de kaç çıktı gerçekten? X dediğimiz 2A yani 12 çıktı arkadaşlar. 7. soru böyle ceyan oldu. Geldik 8'e. 9 12 ne üçgeni 15 üçgeni hocam ağırlık merkezinde garibim buraya kadar gelmiş ağırlık merkezi sorularında diklik varsa zaten muhteşem üçlü çok önemli e bunun devamını getirsek bu garibim buraya kadar gelmiş bu kenar ortaydır e hocam burada da ne var 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü ha burası y iken burası nedir 2 y'dir hocam 3 y iken burası da 3 y burası da 3 y toplamda 6 y eşittir 15 ama bizden ne isteniyor y değil bakın 2 y isteniyor 3'e bölsen 2 y eşittir 3'e böldüğün zaman 5 Zaten 2y x'e eşittir arkadaşlar. Cevabımız kaç çıktı? 5 çıktı. 8. soru Akçay oldu. Geldik 9'a. Yine 3 1 2 kuralından yapabilirsiniz ama ben sevmiyorum. Bakın burada şununla şu birbirine paralel. Şurada bir orta taban çıktım arkadaşlar. Çıktı. Burası k iken burası nedir? 2k. Burası da 2k. E hocam şurada da bir kelebek çıktı. Kelebekteki oran 1'e 2. Evet Kenan Gökçen burası 6 verilmiş. Kelebek dekoran 1'e 2 ya. 6 ise burası 12'dir. G ağırlık merkezi olduğundan 12 ise burası da kaç olacaktır? 24 olacaktır. 6'sı buradaysa buraya kaç kaldı? 18 kaldı. Bizden AF isteniyor arkadaşlar. 18, 6 ve 12'nin toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 36 yapıyor. 9. soru böylelikle balık esir oldu. Geldik 10. soruya. G ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezinin kuralını uygulayalım. Mantığını uygulayalım. Tanımını uygulayalım. Şu kenar ortaylar olacak ve iki e oran var. 6 ise 12, x ise burası da nedir arkadaşlar? 2x'tir. Başka bir şey vermiş mi? AG ile BD'ye eşit vermiş. AG ile BD'ye eşit vermiş. Hmm. Dikkat dikkat. AG uzunluğu 12 iken BD uzunluğu da 12 verilmiş. Bize e o zaman olay bitti arkadaşlar. Pisagor. E, Pisagor'a da gerek yok. 90'ın karşısı 12 ise hangi açının karşısı 6'tır. Hocam 30'un. E burası da 60'tır. 30'un karşısı 6 ise 2x dediğimiz 6 kök 3 yapar ve x de buradan kaç yapar? 3 kök 3 yapar o zaman arkadaşlar. Hiç özel bir şey varsa daha pratik bir şekilde yapmak lazım tabii ki. Evet 10. soru balık kesir oldu geldik 11'e. GABC'nin ağırlık merkezi ağırlık merkezinden geçen nedir arkadaşlar? Kenar ortaydır hatta 1'e 2 oran vardır. 2 kök 2 ise burası da nedir? 4 kök 2'dir. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? X kaçtır diye soruluyor. X neresi? AC. E arkadaşlar tamam her şey çıktı meydana. Şuradaki üçgende bir pisagor bağıntısı yapabiliriz. Yap bakalım pisagorunu. Hocam burası toplamda kaç? 6 kök 2. Hocam burası 4 kök 3. O zaman buraya e, ed uzunluğuna a diyecek olursak a kare eşittir. Kareleri farkı diyeceğimize. 6 kök 2 ile 4 kök 3'teki ortak çarpan nedir? 2. 2 çarpı 3 kök 2 burası. Hocam 2 çarpı 2 kök 3 burası. E o zaman burada 2 çarpı kare küçüğünde bu hipotenüs olduğu için kareleri farkı. Şunun karesi eksi bunun karesi. Karesi 18 karesi 12. 18 eksi 12'den 2 kök 6 bulduk. Evet a'yı 2 kök 6 bulduk arkadaşlar. Şurası 2 kök 6. E şimdi ben burada ne yapacağım? X'i bulacağım. Hocam burası 2 kök 3 ve 2 kök 6 ya. 2 kök 3 ve 2 kök 6'ta yine Pisagor'dan yapabiliriz ama. Burası 2 kök 3'ün her ikisinde de 2 kök 3 ortak çarpanı var aslında. 2 kök 3'ün 1 katı. Burası 2 kök 3'ün kök katı. O zaman burası da ne olacak? X de ne olacak arkadaşlar? 2 kök 3'ün kare küçüğünde kareleri toplamı. Bu sefer dik kenarlar toplamı olduğu için. 1 artı 2'den kök 3 yaptı. E o zaman burası kök 3 ile kök 3'ün çarpı 3 yaptı. Yani burası 6 oldu. X dediğimiz 6 oldu. E burası da 6. Toplamda 2x isteniyor bizden. Cevap ne yapar? 12 yapar. Ya bu şekilde kısa yolda yapıyorum ama inşallah alışmışsınızdır arkadaşlar. Ya yani amelilik yapmayı sevmiyorum. Kusura bakmayın. Çünkü amelilik derken ya işlem kalabalığı yapmak istemiyorum. Çünkü işlem kalabalığı yaptığımda hata yapıyorum. O yüzden böyle kısa şeyleri kullanmayı çok seviyorum. Bence siz de kullanın. Evet 11 C an oldu. Geldik 12'ye. Evet D ve bulundukları kenarların orta noktaları. Hocam kenar ortay kenar ortay. Aa iki tane kenar ortayın kesim noktası olduğu için ağırlık merkezi oldu. Köküç se. hocam burası da köküç. X ise burası ne oldu? 2X oldu. Pardon köküçken burası 2 köküç olacak. Xken 2X oldu. E burası da 6 verilenlere göre x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. E burada ne yapacağız? 2x var, 2 3, 3 var, 6 var. Başka bir şey verilmiş mi burada arkadaşlar? Başka bir şey verilmemiş. E ne yapacağız arkadaşlar burada? Bir daha okuyalım soruyor. Bir yerde mutlaka bir şey verilmiştir. Evet bak takıldığınız zaman soruyu odaklanıyorum. Siz de aynısını yapın. BA ile AC birbirine dikmiş. BA ile AC birbirine dik. Yani burası 90 dereceymiş arkadaşlar. E madem 90 derece arkadaşım ne yapacağız burada Ya yani normalde şöyle bir şey var bir üçüncüyü de çizip formülden yapabilirim 5 BA kare vb kare artı vc kare eşit derim aslında ama bence gerek yok hiç o şekilde işlem yapmayalım şimdi e, nasıl bir hamle yapabiliriz burada arkadaşlar dediğim gibi formülden yapmayacağım formülsüz bir şekilde yapmaya çalışacağım size e, ne yapalım şuraya bir aa diyelim şuraya da bir bb diyelim hocam şurada A kare artı 4B kare neye eşit? Bakın A kare şuradaki pisagor uyguladım arkadaşlar. A kare artı 4B kare 3 kök 3'ün karesine eşittir. 3 kök 3'ün karesinde nedir arkadaşlar? 27'ye eşittir. Hocam sonra şuradaki üçgene baksak ama bilmiyoruz burada bir şey. Bir şey bilmiyoruz. Aslında bilebiliriz, yazabiliriz. Şuradaki üçgene bakalım. Şu mavi üçgene bakalım arkadaşlar. Mavi üçgene baktığımız zaman da hocam 4 a kare artı b kare var. O da nedir? 3 x kare yani 3 x'in karesi 9 x kare yaptı. E ben bir de ne biliyorum? Büyük üçgendeki Pisagor bağıntısında 4 a kare artı 4 b karenin de ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 36 olduğunu biliyorum. Hatta buradan ne geldi? a kare artı b kareyi 9 bulduk. Aa, bak bak bak. Burada a'yı b'yi ayrı ayrı bulmaya çalışmayalım. Taraf tarafa toplarsak bak 5a kare artı 5b kare geldi. Bu 27 artı 9x kareye eşitmiş. Hocam a kare artı b kare 9'du. 5 katı burası kaç yapar? 45 yapar. 45 27 artı 9x kare olduğundan e, 45'ten 27 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 12 mi kalıyor? Yok 15 mi? Yok. 18 mi kalıyor? Evet 18 eşittir 9x kare. E o zaman buradan x kare eşittir 2. Yani x de buradan kök 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bizden de bu isteniliyor. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Dediğim gibi normalde şuradan bir kenar ortay çizip hocam 5BA kare eşittir VB kare artı VC kareden çıkıyor diyebilirsiniz ama biraz formülüze etmiş oluyoruz olayı. Formülüsü bir şekilde Pisagor bağıntılarından da böyle yapmak bence en mantıklısı. Çünkü e, bu formülle karşılaşmayız. Karşılaşsak bile e, sonrasında unutabilirsiniz arkadaşlar. Gerek var mı? Yok. Evet gençler böylelikle bu testi de bitirdik. Test 4'ü de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani test 5'in çözümünde 4. bölüm test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.